Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılarıyla altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi 31 Temmuz tarihinde yapılacak. Sit alanı ve özel çevre koruma alanı olduğuna dikkat çekilen Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali için Mimarlar Odası Antalya Şubesi dava açtı. İhaleye katılmayı düşünen firmalara da katılmayın çağrısında bulundu. Salda Gölü'nün doğallık, görsellik ve biyolojik çeşitliliğine dikkat çekilirken Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğu vurgulandı. Öte yandan CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Salda Gölü Halk Plajı'nda Salda'ya Dokunma adıyla eylem düzenlendi. Yeşilova halkı gölüne sahip çık. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Salda'nın kenarında yapılaşma olmayacak açıklaması yaptığını hatırlatarak projeye tepki gösterdi. Yapılaşma yok diyen, bugün kendini savunmaya çalışan bakanın açıklamaları da aynen şöyleydi. Salda Gölü'nün kenarında yaya yolları yapacağız, yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapacağız, otoparklar yapacağız. Vatandaşların konaklayacağı bungalovlar ama bunun yanında da geniş kafeteryalar yapacağız. Ve dedi ki Salda artık festivallerin yeri olacak. Yani ayakkabıyla dahi yalın ayakla bile kumlarının üzerine basılmaması gereken Salda'yı bir rant, festivaller ve çevre kirliliğini oldukça artıracak olan yapı ve insan popülasyonunu açacak. Salda'ya millet gönül rahatlığıyla geliyor, pikniğini yapıyor. Salda'nın o doğal eşsiz güzelliğinden resimler çekerek Salda'dan ayrılıyor. O yüzden sizin millete ait olan Salda'da Millet Bahçesi adı altında bir rant sahası yaratacağınızı da hepimiz biliyoruz.